Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar istişare toplantıları kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerle buluştu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar kapsamında düzenlediği programlarda toplumun çeşitli kademeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Eğitim camiasının kendileri için büyük önem arz ettiğini söyleyen Başkan Yazgı, halkın güven ve desteğini sağlayarak onların dilek ve önerilerine dayalı katılımcı ve demokratik hizmet anlayışıyla istişare toplantılarına devam edeceklerini kaydetti. Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın, okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında eğitim camiasının özverili çalışmalarına değinen Başkan Yazgı, bu toplantımızın amacı hem sizlerle birlikte samimi bir ortamda tanışma fırsatı ve kaynaşma fırsatını sağlamak, hem de belediye faaliyetlerinde neler yapabiliriz, aynı zamanda eğitim alanında sizlerin görüşüne başvurmak diyerek 4 yıl içerisinde toplamda 1 milyar liralık yatırım ve hizmetlerle tamamlanan ve devam eden projelerini anlattı. Yeni hedef projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu, soruları yanıtladı. 4 yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaları kısaca size anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra sizlerin soruları, cevap, düşünceleri, önerileri varsa onları değerlendirmek için soru cevap kısmına geçmeyi düşünüyorum. Ardından da yine sizlere dağıtacağımız kağıtlarda okulunuzla ilgili olur, başka mahallenizle ilgili ya da başka şehirlerle ilgili fikirleriniz de olursa onları da yazılı olarak tekrar almak istiyoruz. Ekiplerimiz burada, arkadaşlarımız derleyecek. Daha sonra sizlere bunların dönüşlerini yapacağız inşallah. Su koroları yapıyoruz. Çocuk koromuz var. Yakın zamanda bir konser verecekler. Onu billboardlarda inşallah takip ederiz. Yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmalar var. Ulusal anlamda Aksaray'ımızı birçok noktada tanıtmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızın yapmış olduğu mesleki kurslarımız var. Yeni Akmek binamızı Nakkaş Mahallesi'nde 3 tane konak yapmak suretiyle gerçekleştireceğiz. Festivallerimiz var. Belediyemizin web televizyonu var. İnternet üzerinden yayın yapıyoruz. Buradaki yaptığımız program gerçekten çok üst kalitede bir program. Ve Aksaray'da hem belediyemizin yaptığı hem de Aksaray'ımızı ilgilendiren konularla ilgili çalışmaları bu televizyon vasıtasıyla sizlere iletiyoruz. Çocuklarımız için çok güzel etkinliklerimiz yaptık ve bunlar genellikle hafta sonları 3-4 seansa kadar çıkabiliyor. Ve bunlarla hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz bizleri tüm programların devamının gelmesi isteğinde bulunuyorlar. İnşallah devam edeceğiz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcilerinden oluşan heyet, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette kısa bir açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ferhan Polat, AK Partili kadınlar olarak sahadaki çalışmalarımızda tüm seçim vaatlerini yerine getiren ve Aksaray'ın sorunlarını çözüme kavuşturan başkanımız hakkında her zaman güzel sözler duyuyoruz. Sayısız hizmeti Aksaray'a kazandıran belediye başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun şeklinde konuştu. Hizmete devam. Geldiğimiz günden bu tarafa her türlü çalışmaları yapıyoruz hızlı bir şekilde. Sahadayız sürekli. Yani biz insanları sadece seçim zamanı değil gönüllerini almak, diğer zamanlarda da ziyaret ediyoruz. Dün itibariyle de mahalle çalışmalarına başladık. Mahalle çalışmalarında gidiyoruz, insanların şikayetlerini dinliyoruz, biz onları anlatıyoruz. Onlarla diyalog içerisindeyiz. Onlar da memnunlar bunda çünkü insanlar diyor ki sadece seçim zamanı bizi hatırlamanızı istemiyoruz. Diğer zamanlarda da gelin bizim gönüllerimizi alın. Yani istişare içerisinde bulunalım, sıkıntılarımızı dinleyin diye. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğimiz kadarıyla. Daha önce zaten Allah izin verirse bir kermes düzenleyeceğiz. Başkanımla da evet, şey yapmıştık 6-7 Nisan gibi. Afrin harekatı için destek amaçlı bir kermes düzenleyeceğiz.
kadar çalışma, yani mahallelerde çalışıyoruz. Her insanlarla diyalogumuzu bırakmıyoruz. Nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve mahalle temsilcilerinin kadın kollarını başkanlık makamında ağırlayan Başkan Yazgı, AK Partili Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek teşekkür etti. Evet, ben Kadın Kolları Başkanımıza ve çok kıymetli yönetimine hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim ziyaretinizden dolayı. Şimdi tabii ben de Merkez İlçe Başkanlığından beri devam ettiğim için teşkilatın ne demek olduğunu, teşkilatçının ne demek olduğunu biliyorum ve şunu çok açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki burada en fazla yük kadınlarımızın üstünde olur her zaman için ve en fedakarca çalışanlar da sizlersinizdir. Çünkü ben seçim esnasında, seçim yerinde gittiğiniz çalışmalarda bunu çok iyi yakından takip ediyorum. Çocuklarınızı okullara gönderiyorsunuz ya da küçükse ailenize bırakıyorsunuz, sonra seçim çalışmalarına ya da bulunduğunuz bölgedeki çalışmalara katılıyorsunuz. Evinizde yemeğinizi sabahleyin erkenden yapıp akşam bey geldiği zaman ona sunumlu, yani gerçekten de bunu şöyle düşündüğümüz zaman çok büyük fedakarlıkların içerisinde bu çalışmaları yapıyorsunuz. Ben size hakikaten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Çünkü bizlerin giremeyeceği yerlere sizler giriyorsunuz. Her kapıyı çalıyorsunuz. Her eve ziyaret edebiliyorsunuz. O evin ihtiyaçları, sıkıntılarını belki bize erkek olarak anlatamayabilirler ama bir bayan olarak sizler o evin ihtiyaçlarını da görebiliyorsunuz. Onların size aktarmasıyla da işi bilebiliyorsunuz. O nedenden dolayı en fazla çalışan, en fedakarca çalışan her zaman kadın kolları olmuştur. Kadın kollarının onun için benim yerimde de, benim gözümde de ayrı bir değeri vardır. Tabii biz erkekler için kolaydır. Hani sabah başlarız akşama kadar ama sizin sorumluluğunuz ve yükünüz aile boyutunda da olunca bunun ayrı bir önemi var. Ben şunu çok iyi biliyorum ki birçok çocuğumuz buralarda büyümüştür. Yani belki 1 yaşında, 2 yaşında burada teşkilatla başlayıp 6, 7, 8 yaşına varıp okula başlayanları ben biliyorum. Yani burası aynı zamanda onlar için de bir okul gibi oluyor. Onlara da teşekkür ederiz. Esas bir teşekkür edin. Teşekkür etmemiz gereken de çocuklarımız. Çünkü sizlerin bu fedakarlığına onlar da katlanıyorlar. Onlar da sizlere destek oluyor. Ama tabii hepimizin amacı tek. Önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize sonuna kadar destek olmak. Partimizi en iyi noktada temsil edebilmek. Bütün derdimiz bu olunca, davamız bu olunca gerisini unutuyoruz. Hep beraber bunu kesinlikle yapıyoruz. Kesinlikle. Yani devletimizin birliğini, bekasını kesinlikle koruyabilmek için evet koşuşturuyoruz hepimiz. Aynı zamanda şimdi heyecanlanınca sedef için de çalışıyoruz başkanım. Yani biz mahalle mahalle, mahalle başkanlarımızla birlik, beraberlik içerisinde hanımları ketende kanser taramasına götürüyoruz. Çok güzel bir proje. Yani bu projede gerçekten hanımların çok büyük ilgisi ve alakası oldu. Yani yeri geliyor mahalle başkanlarımız mahalledeki bayanları ayarlıyor, servisleri götürüyorlar, servisle iletiyorlar oraya. Kimi zaman yoğunluk varsa 3-5 gün tırı oraya gönderiyoruz. Tır o mahallede kalıyor. Bayanları tarattırıyoruz. Elimizden geldiğimiz kadarıyla yani biz de Sağlık Müdürlüğü'ne destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız da çocuklar annesiz kalmasın. Evet. Erken tesisin önemi çok önemli. Yani onu vurgulamak istiyoruz. Ya böyle çalışmalarımız var çok başkanım. Güzel. Uğraşıyoruz. İnşallah yani en önemlisi de devletimizin birliği bekasını koruyabilmek için elimizden gelen ne varsa taşın altına koymaya hazırız. Hep beraber yani geri geliyor işlerimiz kızıyor. Sabahtan akşama kadar çıkıyorsunuz sahada, yani eve de uğradığınız yok diyorlar ama devletin bekası için önemli olan. Allah razı olsun. Çünkü daha önce Şerife bacılar vardı, Nene hatunlar vardı. Artık biz de onların... Siz bu dönemin... Aynen öyle. Biz de bu dönemin Nene hatunları, evet, Şerife bacıları olmak için gayret gösteriyoruz. Allah razı olsun. Aksaray Belediyesi daha güçlü ve artan nüfusa cevap olabilecek, uzun yıllar boyunca kentin yükünü kaldırabilecek bir altyapı için kentin tüm mahallelerinde, sokak ve caddelerinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray'ın en büyük sorunu olan içme suyu sorununu tamamen çözmek için hummalı bir şekilde çalışan Aksaray Belediyesi, Bağlıköy'de inşaat çalışmaları devam eden ve 2019 yılı sonuna doğru tamamlanması beklenen içme suyu arıtma tesisi ile birlikte arıtma suyunun şehre kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde dağıtılması için de bütün mahalle, cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yapıyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 48 mahallede altyapı çalışmaları ile birlikte ana hat, şebeke suyu, boru döşeme çalışmalarını tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.
Aksaray Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri hizmet programı dahilinde Aksaray Merkez Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 2500 metre yeni içme suyu hattı çalışmalarına başladı. Hat döşeme çalışmaları bütün hızıyla devam ederken şehrin muhtelif yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı gibi altyapı çalışmalarıyla birlikte programa alınan bütün altyapı çalışmaları devam edecek. Aksaray Belediyesi tüm şehri lalelerle donattı. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin diktiği lale ve sümbül soğanları rengarenk çiçek açarken güzel kokularıyla baharı müjdeliyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli bölgelerindeki parklar ve refüjlere dikilen, aynı zamanda Türk kültürünün de bir parçası olan lale, nergis, sümbül soğanları çiçek açmaya başladı. Aksaray Belediyesi tarafından dikilen lale, nergis, sümbül soğanları baharı karşıladı. Morundan sarısına, kırmızısından beyazına, baharın tüm renklerini yansıtan çiçekler, Aksaray Belediyesi'nin parklarda uyguladığı peyzaj çalışmalarına yeni bir boyut kazandırırken, kentin çeşitli bölgelerindeki kavşaklar, parklar ve refüjlerde kullanılan çiçek soğanları baharla birlikte renk cümbüşüne dönüştü. Belediye ekipleri bu yılki dikimle 110 bin adet lale, 90 bin nergis ve sümbül soğanını toprakla buluşturdu. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yolların bozuk satıhlarında asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Aksaray genelinde sürdürülen yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekipleri, altyapı çalışmaları veya çeşitli sebeplerden dolayı bozulan yollarda düzenlemeler yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan günlük çalışma programı kapsamında Tacim Mahallesi'nde 2 kilometrelik yol onarım çalışmasını tamamladı. Günlük program dahilinde 20'nin üzerinde ekip Aksaray yollarını onarmak, asfalt atmak ve yeni yollar açmak üzere hizmet veriyor. Yollarda çöken ve bozulan asfaltları onarmak için yama ekipleri, asfalt serimini gerçekleştiren finiser ekipleri, yol çalışmalarının ardından ihtiyaç duyulan yerlerde yağmur sularının toplandığı ızgara ve rögar kapağı değişimi ve yükseltilmesi, asfaltlama çalışmalarının ardından yol çizgi çalışmalarıyla Aksaray Belediyesi, kentin dört bir yanında yeni yol açma ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray Belediyesi bahar ayının gelmesiyle birlikte vektör ve haşerelere karşı mücadele başlattı. Aksaray Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü vektör ve haşerelere karşı etkin mücadele çalışması başlattı. Yılın tamamına yayılan ilaçlama çalışması bahar ayıyla birlikte larvalara yönelik sürdürülüyor. Aksaray Belediyesi vektörle mücadele ekipleri belediye sınırları içinde haşerelerin gelişeceği yerlerin tespit edilmesiyle halkın sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele kapsamında haşerelerin üreme dönemi olan bahar ayıyla birlikte haşerelerin üremesini ve sayılarının artmasını önlemek amacıyla çalışma yapıyor. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri haşereyle mücadelede yılın ilk çeyreğinde 1300 adet ağıl, mandıra ve kümesi ilaçladı. Ayrıca sivrisinek larvalarının yoğun biçimde üremesine olanak sağlayan tahliye kanalları ve su birikintileriyle ilaçlama yaparak temizledi. Sürdürülen çalışmayla erken dönemde larvaların bertaraf edilmesi ve sivrisinek üremesi etkin biçimde engellenmesi planlanıyor. Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada çevre ve insan sağlığını tehdit eden haşerelere karşı mücadelenin önümüzdeki günlerde süreceği duyuruldu. Bahara hazırlık çerçevesinde sürdürülen etkin mücadelede ilaçlamanın sadece hedef haşereyi etkilediğini, insana yönelik hiçbir zararlı etkisinin bulunmadığı bildirildi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.